İnternetle ilgili, altyapıyla ilgili bir problem vardı. Bu arada tabii gündemi konuşacağız sizlerle. İşte dün borsa biliyorsunuz eksi 7 oranda büyük bir düşüşle kapandı. Bugünkü konumuz emeklilerdi. Emeklilerle ilgili konuşacağız sizlerle. Emeklilerle ilgili eğer birisi katılmak isterse yayına TikTok'tan, sadece TikTok'taki yayına canlı yayın alıyoruz. Instagram ve YouTube'dan da şu an canlı yayınımız var. Oradan da bizleri takip etmek isteyenler takip edebilirler. Ama dediğim gibi yayını şu anlık sadece TikTok üzerinden yönetiyoruz. Evet, kusura bakmayın bugün birazcık geç kaldım. 2 dakikalık bir gecikme oldu. Bununla ilgili bir gündemi de bakalım nedir ne değildir. Çünkü bugün biraz yorucu geçecek gibi gözüküyor. Emeklilerimizle ilgili gündemimiz var ve bakalım gündemi nasıl belirlemişiz. Hiç yoktan buradan devam ederiz. Bugün bir 10 dakika gündemi konuşacağız. Ülkede neler oldu, neler bitti. Sonraki 10 dakikada emeklilere verilen ve emeklileri sadakaya muhtaç etmelerinin ettiler biliyorsunuz. Bunları sizler de görüyorsunuz. Bunları bizim burada sadece dile getiriyoruz. Sonra hastanelerdeki muayene kuyrukları, yani hastanede kuyruk yok, evlerde beklediğiniz kuyruklar var. Günaydın başkanım, günaydın Tural başkanım. Hepinize günaydın. Dediğim gibi sonrasında anayasanın 177. maddesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? 56. madde, 57. madde, 58. madde, 59. ve 60. maddeleri bugün sizlerle madde madde okuyacağız, bakacağız ne var ne yok içlerinde diye. Sonrasında kiracılarımızın durumunu değerlendireceğiz. Çünkü biliyorsunuz kiracılar da çok mağdur durumda. Bunlarla ilgili yasa çıkartıldı ama kimse %25'i dinlemiyor. İşte arabuluculara sunuldu. Arabulucular da şu an %70'lerde, %80'lerde bir arabuluculuk yapıyor. Demek ki buradaki çıkartılan kanun sadece kağıt üstünde kalmış. Tıpkı bu anayasayı şu anki hükümetin kullanmadığı gibi, değiştirmek istedi ama kullanmadığı gibi askıda kalmış. Sonra düzensiz göçmenlerle ilgili bir 5 dakika konuşacağız. Sonraki en büyük, en önemli şeyimiz bu ülkedeki eğitim sistemini kökten değiştirmeyle ilgili ne yapabiliriz? Bununla ilgili nasıl bir yol çizebiliriz ve eğitimde beslenmenin ücretsiz olması için anaokulundan üniversiteye kadar beslenmenin ücretsiz olması için ne yapabiliriz? Bizler bunu her gün dile getiriyoruz. Biliyorsunuz bakın bugün dün mecliste emeklilere verilecek 5.000 lira zam şey vardı. İkramiye, bu ikramiye ile ilgili meclisten geçti. 5.000 lira olunca çabuk geçiriyorlar. Çünkü bir kereye mahsus veriyoruz diyorlar. Hemen 2 dakikada geçirebiliyorlar ama buradaki sorun şu. 5.000 lirayla emekli ne yapabilir? Mesela bir 5.000 lirayla insan ne alabilir? Bunları sorgulamak lazım. Meclistekilere bunu sormak lazım. Yani 5.000 lira neye yeter? Madem Cumhuriyet'in 100. yılı için sen emekliye bir şey yapmak istiyorsun. Beyaz Zambak iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Beyaz Zambak. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde diye bir kitap vardı. Belki okumuşsunuzdur. Grigor Petrov'un yazmış olduğu bir yazı. Güzel bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Evet, Necla Güveli Pilitçi Başkanımız da bizle beraber. Necla Başkanımız Ataşehir Belediye Başkan adayımız. Kendisi Ataşehir ile ilgili güzel projeleri var. Ataşehir'i yeniden bir kadın elinin değmesi gerektiğini söyledi ve farklı farklı şekilde yapacağı çalışmalarla işte yerelde işte aklınıza gelebilecek her türlü belediye çalışması ile ilgili projeleri var. Bu projeleri belki bugün bizimle paylaşmak ister, yayına katılmak ister. Onu yayına alırız. Ve bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Dedim ya Cumhuriyet'in 100. yılında emeklilerimize 5.000 TL ikramiye vermek için işte kanunlaştı. Dün kanunlaştı. Gönül isterdi ki 5.000 liranın alım gücü Cumhuriyet'in 100 yılında 5.000 TL gibi olsaydı ama şu an 5.000 TL'nin bir alım gücü yok. Yani Amerikalıların parasıyla 200 dolar bile etmiyor. Yani birim olarak baktığında 200 5.000'den daha güçlü. Yani adamların çıkartmış olduğu bir kağıt ve üstüne birazcık yeşil bir boya sürüyorlar. Onların parasının değeri
bizden daha güçlü ve emeklilere biz 5000 lira verdiğimizde o zaman şöyle bir şey yapman lazım. 5000 dolar verseydin, deseydin ki evet bu cumhuriyetin 100. yılında ben emeklimi kimseye ezdirmem. Doların karşısında, euronun karşısında ezdirmem. Ben emekliye 5000 dolar veririm. Hatta cumhuriyette şu an cumhuriyetin 100. yılındayız. Güçlü devletiz diyoruz. O kadar güçlüyüz ki sığdıramıyoruz. Biz de seviniyoruz böyle güçlü olduğumuz için. Her Türk vatandaşına 5000 dolar ne yapıyor şu an? 5 kere 3, 15, 150, 100 bin lira verebilirlerdi mesela. Madem bu kadar elleri bonkördü, 5000 lira için el kaldırdı milletvekilleri değil mi? Yani insanların akıllarıyla oynuyorlar. Yani ne demiş resmiye? 5 poşeti doldurmuyor demiş. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle 5 poşeti doldurmuyor. 5 poşet gene çok. Yani şu gidiyorsun ufacık bir poşeti, dün bir alışveriş yaptık. Bir de hani böyle 3 harfler var ya, o 3 harflerden alışveriş yaptık ucuzdur diye. Ya inanın hiçbir şey almadık neredeyse. İçinden 1400 TL para dedik ve içinde hiçbir şey yok. Recep demiş ki sen gelince verirsin bol keseden salla demiş. Bak işte Recep, işte senin bu zihniyetin sayesinde bu ülke ileri gitmiyor. İşte sen gelince verirsin, sen gidince verirsin. Ya bunu beraber yapacağız. Yani ben gelince, o gelince, bu gidince değil olay. Önemli olan bir şeyleri yapabilmenin önünü açabilmek. Bak sen bu ülkede şu an tarım politikasını mükemmel bir şekilde yönetiyor olsaydın, şu an senin 5000 TL veriyorlar ya, şu an Amerikanın 5000 doları ne oldu? 30 katına çıkmış oldu. Yani sen burada işte yok gelince şudur budur, onları geçin artık. Onlar artık vatandaş yemiyor. Halk onları yemiyor. Dediğim gibi eğer senin bir fikrin, düşüncen varsa seni alalım yayına, gel burada güzel bir şekilde sen anlat bakalım. Senin fikir ve düşüncelerin neymiş? Yani Türkiye'nin hali, evet Gamze demiş ki gerçekten Türkiye'nin hali ne olacak? Şunu unutmayın, Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Her kim gelirse gelsin, bu ülkenin başına kim geçerse geçsin, her ne olursa olsun bu ülke her zaman payidar kalacaktır. Ve güçlü olmaya devam edecektir. Olur, bazı yönetimler gelir. Geçer ama buradaki en büyük suç Erdoğan hükümetinde değil. Buradaki en büyük suç Türk milletinde. Çünkü sanki başka insan yokmuş gibi 3. dönem, 4. dönemi, 5. dönemi Erdoğan yönetsin diye oy verdiler. Böylelikle ne Erdoğan'da neydi 1. dönem? Çalıştı. 2. dönem de çalıştı. 3. dönem dedi ki ya ben çalışsam da çalışmasam da bu adamlar bana oy veriyor nasılsa dedi. 4. dönemde de aynı şeyler yaptı. 5. dönemde de aynı şeyi yaptı. Hani diyorum ya insanlar yaşlanıyor. Yaşlanmasa belki de 6. 7. dönemi vereceklerdir ama işte Cenab-ı Hak işte hepimize bir ömür biçmiş. Bu ömür doğrultusunda hepimiz gidiyoruz. Dediğim gibi buradaki en büyük önemli şey bir kere kim olursa olsun ya kimse kimseden üstün değil. Hani Erdoğan çıkıp diyor ya ben ekonomistim. İşte ekonomistliğini dün gördük yaptığı açıklamalarla. Ama açıklamalarda takdir ettim onu. Arkasındayım. Yani borsa yetişmiş benim çok da umurumda değil. Zaten borsada bizim çok bir paramız yok ülke olarak. Borsada genellikle yabancı yatırımcıların daha çok paraları var. İşte ya da yabancı yatırımcılar bu söylemden sonra acaba ülkede savaş mı çıkacak bilmem ne olacak gibisine. Ama ben Erdoğan'dan böyle bir cesur açıklama beklemezdim. Kendisini takdir ediyorum bu konuda. Gerçekten. Her ne olursa olsun Filistin konusunda, insanlar konusunda insan canı her şeyden önemlidir benim için. Çocukların orada ölmemesi, kadınların orada sivillerin ölmemesi her şeyden değerlidir ve önemlidir. Ama inşallah bu sadece burada kalmaz. Bu bir senaryo olmaz. Yani burada ben şimdi bir konuşma yaptım. Çünkü biliyorsunuz bir kere daha aynısını yapmıştı. One minute demişti. Ondan sonra çıkıp demişti ki ben bunu moderatöre dedim. Sonra bir yerde daha aynısını yapmıştı. İnşallah bunun devamı aynı dünkü gibi konuşma gelir. Yoksa borsa çökmüş çökmüş inan çok önemli değil. Önemli olan insanlar yaşasın. Para bir şekilde kazanılır ve bulunur. Biz bu konuda güçlü bir devletiz ama dediğim gibi inşallah lafının arkasında durur. Biz de onu destekleriz. Biz Adalet, bu arada partiyi de tanıtayım sizlere. Biz Adalet Birlik Partisi 6-6-2018 tarihinde kurulan bir siyasi partiyiz. Tamamen gençlerden oluşan bir yapı var. Dediğim gibi burada her şey gençlerle dizayn edildi. Bugüne getirildi. Parti seçim hakkı aldı. Bir partinin seçim hakkı alması inanın gerçekten çok zor. Her ne olursa olsun bir partinin seçim alması için verilen mücadele, işte kongreler, işte
Bunlarla ilgili yapılan çalışmalar gerçekten çok değerli. İnsanın ne demiş Erdoğan, Rojava için de Kobani için de üzülüyor demiş. Ondan sonrasına ne devam etmiş Turabi Başkan. Evet, bu arada yorumlarınızla ilgili, emeklilerle ilgili yorumlarınız gelirse buradan beraber değerlendirelim. Çünkü konu emeklilerimiz, yani emeklilerle ilgili ne olabilir, ne bitebilir? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren 5000 TL ikramiye şimdi ne zaman ödenecek, bunun konusu oldu. İşte meclisten biliyorsunuz geçti, birçok yerden sanki ders öyle bir müjde verdiler ki. Yavuz Selim merhaba Rıfami, merhaba Yavuz Selim. Hoş geldin. Ada selam, günaydın, hayırlı sabahlar. Size de hayırlı sabahlar. Halk dilenciliği alıştırılıyor. Gerçekler başkadır. Çok doğru söylemişsin. Kesinlikle, yani aslında burada dedim ya, şu an birazcık da suçu kendimizde aramamız lazım. Tamam, hükümetler geldi, birçok şeyi yaptılar. İşte sorunlar çıkıyor bilmem ne, ama birazcık da halk kendinde araması lazım bu sorun. Neden kendi? Nilgün Başkanım hoş geldin. Nilgün Başkanımız da bizim İzmir İl Başkanımız. Kendisi gerçekten bir cumhuriyet kadını ve mükemmel çalışıyor. Ben onu takdir ediyorum. Bütün il başkanlarımız harika çalışıyor ama Nilgün Başkan birazcık daha böyle insanüstü çalışıyor. İrfan abi bırak şu emeklileri, camiden çıkıyorlar. Ulus'ta, Kızılay'da yok öyle düşünme. Öyle düşünme, onlar nereye gidiyor, nasıl gidecekler yani. Duygu Altıntaş, Duygu Başkanım hoş geldin. Merhaba Başkanım. Sana da merhaba. Adıma şirket var. Emekliyim, 5000'den fazla. 5000'den biz de alabiliyor muyuz? Alamıyorsunuz. Çalışan veya üstünde şirketi olanlar bu 5000 TL'den yararlanamıyor. Ama buradaki konu 5000 TL olmaması lazım aslında. Yani 7500 TL acaba gerçekten emeklileri mutlu ediyor mu? Yani 7500 TL aylık maaşla ne alabiliyorsunuz? Kiralara bakıyorum. Kiralar 10.000, 15.000. Bazı ilçelerde mesela Küçükçekmece. Önceden bir arkadaşımız gelmiş. Bir saniye alalım yayına. Bugün kim istek yollarsa alacağım yayına. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldiniz siz de. Beka atıyor musunuz? Ne yapıyor muyuz? Yok yok, bizimki daha farklı, siyasi ülke gündemiyle alakalı. Ben bugün kim istek yollarsa hepsini yayına alıyorum, ondan dolayı sizi yayına aldım. Var mı ülke emeklilerle ilgili bir sıkıntınız var mı sizin? Yok. Yok mu? Peki o zaman kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Evet, bugün dediğim gibi yayına kim istek yollarsa hepsini yayına alacağım. Bu arada sesle ilgili herhalde bir şey var. PK atıyor musunuz dedi. PK da atmak lazım demek ya, şeyde. Bir danışmanımız var. Danışmanımız diyor ki bize, başkanım diyor, siz diyor PK atmanız lazım. Yok dedim, bizim şu anlık ülke adına çok PK'lar atılıyorlar da. Bekir Özkarabulut, selamun aleyküm, selam Bekir, hoş geldin. Başkanım Nevşehir, Hacı Bektaş'a bekliyoruz. Davet ederseniz, konum atarsanız niye gelmeyelim? Bu arada canlı yayına katılmak isteyenler var. Bir saniyenizi rica edeceğim. Herkesi yayına alacağım bugün. Özgürsünüz. Kendinizi yalnız, yayına aldığım arkadaşlardan şöyle bir şey istiyorum. Sizleri yayına alıyorum. Konuştuklarınız sizi bağlıyor. Yaptığınız yorumlar sizi bağlıyor. Bakın biliyorsunuz sosyal medyalarda birçok avukatlar sadece bu işlerden para kazanıyor. Sizlerden ricam. Konumuz emekliler. Emeklilerle ilgili yorumunuz varsa. Yavuz Selim hoş geldin. Evet evet, net geliyor. Senden dinleyelim. Emeklilerle ilgili bir problem var mı? Yoksa gerçekten abartılıyor mu? Senin gözünden görmek isteriz. Valla şimdi değerli başkan, emeklilerle alakalı problem iki uçlu diyelim buradayız. Nedir o? Birincisi, hepimizin bildiği üzere emeklilikte yaşa takılanlar. Tamam, bunu biliyoruz. Hı hı. O çözüldü ama büyük oranda çözüldü emeklilikte yaşa takılanlar. Birkaç problem kaldı. İkinci uçta da şöyle bir problem oluyor. Yani bizim insanlarımız maalesef, ben chat'e yazdım az önce. Kendilerine artı bir şey, özel olarak bir gençlik zamanı yatırım yapmıyorlar. Ben bir anladım. Şimdi, ama ben tavsiye ediyorum herkese. Yani reklam hani şey gibi anlaşılmasın da,
hakikaten hani insanın kendine yaptırması gerekiyor. Yani bu şekilde düşünüyorum. Para mı biriktirsinler diyorsun? Yani çalışırken, gençken bunlarla ilgili yatırım yapmadıkları için işte şu an emeklilikte işte 7500 TL maaş alıyorlar. Ama ben öyle düşünmüyorum Yunus. Yani şöyle düşün. Hepimiz sonuçta çalışıyoruz. O an belki bazılarının durumları var. Ailelerinde hasta olanlar, insanlar var. Çocuklarıyla ilgili sıkıntı. Bak mesela SMA'lı bebekleri olan aileler var. Onları düşün emekli olduğunda. Çocuklarına 1,5 milyon dolar gibi bir ilaç bulmaları lazım. Yani aslında herkes o doğrultuda değil diye düşünüyorum ama ben şu taraftayım. Emekliler de kim emekli olursa olsun mesela meslekle ne işle uğraşıyorsun? Ben Müjdat'tan sanat merkezi mezunuyum. Tiyatro bölümü. Harika. Çok güzel. Peki bölümün gereklerini mi yapıyorsun yoksa farklı bir işte misin? Yani bir süre yaptım. Kitap yazıyordum bu arada. Senaryo çalışmalarımız var. O şekilde devam ediyoruz. Gene içindeyiz yani işin. Harika. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Çünkü bu ülkenin sanata ve sanatçıya değer vermesi lazım. Birazcık o konuda eksik kaldık. Sanata ve sanatçıya değer vermiyoruz. Yani Levent Kırca'nın birçok paradönemisini izlediğinizde bu günleri zaten o günlerde görmüşler. O yüzden yaptığınız iş gerçekten benim adıma gerçekten değer verilecek bir iş. Siz sanatçılara bakış açınız nasıl sizin Yapan Bey? Şöyle, hani şöyle sanatsız toplum bir damarı olmayan bir toplumdur. Çünkü sanatçıya değer vermezsen bak ne yapıyorsun? İşte siz tiyatro yapıp ülkenin durumunu sahnelere getirebiliyorsunuz. Birisi sinema yapıyor, ötekisi müzikle. Yani sanat olmazsa bence bir toplum olmaz. Toplumun yarısı boşa çalışıyor demektir. O yüzden bizim için sanat ve sanatçılar çok önemli ve değerli. Mesela bir müzik yapan da aynı farklı şekilde. Aynı sizin gibi tiyatro ile uğraşanlar da aynı şekilde. Dediğim gibi bizim için gerçekten değerlisiniz. Keşke bu 2023'te ben Cumhurbaşkanı adayıydım. Keşke kendimi daha net tanıtabilseydim ve TRT'de biliyorsunuz bize 10 dakika bir konuşma alanı verdiler. Onu da zorla aldık. Yani Allah'tan kanunen böyle bir madde vardı. Orada bir 10 dakika görüştük. O 10 dakika sayesinde kendimizi anlatabildik. Çünkü bizler de siz gibiyiz. Şöyle söyleyeyim. Yani siyasette de şöyle bir sıkıntı var. Ulusal basın birçok şeyde duymak istediğini, yani hükümetin duymasını istediği şeyleri duyurdukları için bizleri görmediler. Biz seçmedik ama şuna inanın ben şu an 4 üniversite bitirdim. 5. üniversiteyi okuyorum bilgisayar mühendisliği. Ve şu kadarını söyleyeyim. Benim bu okullardaki okumamdaki sebep bilgisayar işi veya hukuku bitirmemdeki sebep avukat olmam değil. Benim buradaki en büyük kendimle ilgili çalışmam bu ülkeye cumhurbaşkanı olmak. Ben cumhurbaşkanı olmak için bu mücadeleyi veriyorum. İşte buralarda sizlerle sosyal medyada çünkü ulusal basında yer almak gerçekten zor. Ama ben şunu gördüm. Buralar daha iyiymiş. Televizyondan daha güzelmiş. Çünkü biz belki siz tiyatroyla uğraştığınız için bizleri daha net anlarsınız. Televizyonlara çıkmak parayla. Büyük ihtimal sizlerden de para istiyorlardır bazı programları yapmanız için. Hem devletten para alıyor televizyonlar hem de işte sizin gibi emekçilerden işte bizlerden para alıp işte yollarını devam ettirmek istiyor. Siyasetçilerde de şöyle bir sıkıntı da var. Biz çok para da vermeye yapsak bizleri çıkmıyorlar. Her ne olursa olsun televizyonlara çıkartmıyorlar. Ama bu sosyal mecra gerçekten çok güzel. Benim için çok değerli. Neden? Çünkü buradan kendimizi bulmaya başladık. Ülkenin sorunlarını konuşmaya başladık. Bak ne güzel şimdi sen geldin. Bir tiyatrocu kardeşimiz olarak. Peki çocukların yönlenmesini ister misin? Bu arada benim kızım 8 yaşında tiyatro kursuna başladı. İnşallah belki sizler de onlarla hangi ilde oturuyorsunuz bu arada? Ben İstanbul Üsküdar'dayım İrfan Bey. Nereye verdiniz kurs olarak? Okulda ben özel okula karşı olduğum için benim çocuklarım devlet okulunda okuyorlar. Devlet okulunda öğretmenleri kendi şeyinde çocuklara sormuşlar işte hangi bölümleri seçeceksiniz. Benim kız da tiyatroyu seçmiş. Şu an tiyatroya gidiyor. Ben de İstanbul, biz de Büyükçekmece'deyiz. İstanbul Büyükçekmece'de oturuyorum ben de. Olur bir gün yolunuz düşerse bir yemek yeri sizinle hiç yoktan. Sanatı ve sanatçılara olan durumları konuşuruz. Bilmiyorum şu an size İstanbul Büyükşehir Belediyesi destek veriyor mu bu sanatınızla ilgili veya devam ettiriyor musunuz siz? Şimdi şöyle %100 oranda bir destek tabii ki yok.
Bu geçmişte de yoktu. Zaten hı-hı, şöyle de bir sorun var. Yani Türkiye'de tiyatro sanatçıları, tiyatro oyuncularının geçmiş dönemden de örnek verdiniz. Rahmetli Levent abi, onun da Kadıköy'de tiyatrosu, hı-hı, vardı. Allah rahmet eylesin. Yani bu destek verilmedi İrfan Bey. Hiçbir şekilde bu destek verilmedi. Hala da %100 verilmiyor. Öyle bir algı var ki ülkemizin insanında, toplumumuzda maalesef. Şey zannediyor, ya işte ne olacak? Hani şey derler ya, bizim Müjdat Hoca da şey diyor, darbukatör Baryan falan diyor. Ya hı-hı, sen o adamın hangi eğitimleri aldığını, nerelerden geçtiğini biliyor musun? Ne dedi, kadar öğrenci onu yetiştirdiğini. Tabii ki. Yani o kadar şey yeter. Yetiştirdiği öğrenciler yeter. Kesinlikle yani katılıyorum. Bunları bilmeyip maalesef yorum yapıyorlar. Ama şöyle bir şey vardı. Tiyatroya karşı bakış açısı. Ben şunu söyleyebilirim İrfan Bey. Hı-hı. Objektif değil. Yani bizim ünlü dediğimiz arkadaşlarımız aynı sektördeniz, objektif değiller. Ülke sorunlarıyla alakalı, yani bir sanatçı bence her zaman muhalif olmalıdır. Zaten canım efendim, bir sanatçının muhalifliği partiye bağlı olursa orada işler karışır. Kesinlikle katılırım o konuda. Söylediğimiz zaman hükümet, hani, hükümet lehinde mi konuşuyorsunuz diyecek maalesef cehaletli insanlarımız var. Yani, çok o bizi derinden yaralayan bir şeydir yani. Kesinlikle. Bu arada biz şu an İstanbul İl Başkanımız da yayında. Kendisi de kendini bir tanıtsın. O da sizin camiadan sayılır. Mustafa Başkanım, hoş geldin. Merhabalar. Selamlar kardeşimize de. Başarılar diliyorum. Merhabalar. Teşekkür ederim. Buyurun. Şunu da söylemek istiyorum müsaadenizle Genel Başkanım. Hı hı. Ben 4 yıldır Adalet Birlik Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı yürütüyorum. Biz çok farklı bir sanata değer veren başka bir siyasi genel başkan bizimki kadar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz kongrelerimizde, bu arada ben MSG üyesiyim. Kültür Bakanlığı'na bağlı MSG üyesiyim. Orada benim eserlerim var. Çok bestelerim var. Şimdi biz kongre yaparız. Herhangi bir toplantı yaptığımız zaman sanatçılar, müzisyenler, pandemi döneminde de siyasi parti olarak biz çok müzisyenlere özellikle çok büyük destek verdik ve elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Bunlar hep Genel Başkanım Sayın İrfan Uzun'un sayesinde oldu. Bunu hiçbir yerde biz reklamla bir işimiz yok. Biz yüreğimizle, kalbimizle bunu ortaya koyduk ve ben de uzun yıllardır birçok müzik aletini çalan ve müzikle iç içe olan bir insanım. Zaten bizim oraya Ahmet Arıman, bilirsiniz Ahmet abiyi, ve birçok oyuncular, sanatçılar. Mustafa Başkanımızın sesi kapandı herhalde. Evet. Başkanım burada mısın? Mustafa Başkanımızın sesi kapandı herhalde. Bir saniyenizi rica ediyorum. Yayın dondu ya da şu an sesimiz geliyor mu? Evet, yayınla ilgili bir sıkıntı var. Geliyor benim. Sizin sesiniz geliyor İrfan Bey. Evet, Mustafa Başkan yayından düştü anladığım kadarıyla. Çünkü bir ara bir ses gitti geldi. Ses gitti herhalde. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Söyleyeceğiniz bir şey varsa. Yok, rica ederim. Ya şunu söyleyeyim. Chat'te sağ olsun arkadaşlar epey bir şeyler yazıyor da. Bunlar, hı-hı, çok derin konular arkadaşlar. Burada ne değerli başkan hepsine cevaplayabilir, ne ben kendimi anlatabilirim. Ama arzu ederseniz, sağ olsun kendisi de beni davet etti, memnun oldum. Şeref yav oldum efendim, eski deyimle öyle söyleyelim. Çok güzel. Yani bunu beraber bir yerde oturup konuşmak daha akıllıca olur. Merak ettiğiniz bir şey varsa arkadaşlar bana da sorabilirler değerli İrfan Bey. Şey değildir yani, öyle ben hiçbir şekilde bir insan ayırma gibi bir şeyim yok bizim yani. Çok güzel, teşekkür ederim bu arada. İnsan değiliz. Ben genellikle geçiyorum Üsküdar taraflarını.
Biz Beykoz'da sahil kenarında bir tane ofisimiz var, partinin binası. Bir gün oraya geldiğimde muhakkak sizi arayacağım. Kanlıca zaten yakın size. Kanlıca'dayız. Teşekkür ederim yayına katıldığınız için tekrardan. Rica ederim. Gerçi emeklilikten falan açıldı. Evet, varsa bir sözünüz, söylemek istediğiniz, dinlemek isteriz sizi. Güzel bir şey yok. Güzel bir tat bırakmış olalım. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşürüz. Evet, dediğimiz gibi bugünkü konumu Doğan Bey yayında. Doğan Bey merhaba, duyuyor musunuz sesimizi? Doğan Bey'in mikrofonu kapalı anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar, dediğim gibi burada emeklilerle ilgili sorunlara baktık. Biliyorsunuz geçen hafta Sakarya'da bir milletvekilimiz çıktı, dedi ki biz 75 bin lira maaşla geçinemiyoruz deyince ben de merak ettim arkadaşı. Dedim ki doğrudur. Sonuçta el kaldırıp el indirmek gerçekten zor. Mecliste oralarda koltuklarda oturmak gerçekten zor. 75 bin lira az alıyorlar. Ben de olsam işte 200-300 bin lira verilmesini teklif ederdim. Ama bir şey daha fark ettim orada. Bu 75 bin TL maaş alan başkanımızda şöyle bir sıkıntı var. Bu arada bir saniye, bir mail gelmiş. Şu SMA'lı bebeklerle ilgili bir mail gelmiş, bir bakayım. Bu arada WhatsApp yazışmalarından gördüm. SMA'lı bebeklerimizle ilgili biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Enerji Bakanlığı'na bir resmi dilekçe yolladık. Dedik ki bu çocuklarımız için biz her cuma günü yayın yapıyoruz. Bunlarla ilgili yapılan yayınlarda çocukların ilaca kavuşması ve nefes alması için mücadele veriyoruz dedik. Ama dediğim gibi burada bakanlık nezdinde yürüdüğü için bu iş, bireysel olarak bir şeyleri çözmek gerçekten zor. Hani ne yaparsanız yapın, bireysel olarak bir şey çözmeniz gerçekten çok büyük güç gerektiren, çok büyük para gerektiren bir durum. Bu yüzden dolayı burada devlet elinin olması gerektiğinden biz bu şekilde bir çalışma başlattık. Ve bu çalışmalarda şunu gördük. İlk başlarda birazcık sıkıntı yaşadık bakanlık tarafında ama şimdi bakanlık bu konuları bilmiyor değil tabii ki. Hepsini biliyor. Sadece SMA'lı bebeklerimiz değil. ALES işte daha farklı kas hastalıkları olan çocuklarımız var, büyüklerimiz var. Bunlarla ilgili bunların hepsini bakanlık biliyor ama bütün her şey bütçede kalıyor. Çünkü devletin imkanları ve devletin maddi gücü farklı farklı yerlere harcanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani nasıl farklı yerler? İşte gereksiz araba kiralamalarına, gereksiz ne bileyim lüks araba hastalığına. Buralara harcandığı için çocuklara nefes olmakta biraz gecikiliyor. Ama biz bunun mücadelesini veriyoruz. Ben her cuma günü yayın açıyorum. Yarın da bütün günümüz SMA'lı bebeklerimizle ilgili olacak. Yarın yazdığımız dilekçeleri bakalım. Bir arada şeymiş, başkanım SMA bebeklerle ilgili mail teyit numarası. Mail ve yazış ellerine gittiğine dair bizim özel kalemimiz Ceren Başkanımız teyit etmiş, numarayı da bana yollamış. Demek ki mail ellerine geçti. Resmi yazı da ellerine geçmişti. Bakalım yarın ne olacak? Bununla ilgili süreç nasıl gidecek? Yarın SMA'lı ailelerimizi de yayına alacağız. Tek tek sizlerle buradan çocuklarımızın, bak ben çocuklarının demiyorum, çocuklarımızın, çünkü onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin çocukları. O çocuklara bizler sahip çıkmak zorundayız. 1200 tane bebekten bahsediyoruz bu konuda. SMA hastalığı konusunda parayla çözülmesinden ve bununla alakalı bilim adamlarını bulup demiş, yarıda kalmış. Evet, konumuz dediğim gibi yarın 2 saat onların dertleriyle dertleneceğiz. Sorunlarını çözmek için mücadele vereceğiz. Yarın muhakkak buralarda olun ve yayını takip edin ve paylaşmanızı rica ederim. Dün akşam da bir şey fark ettim. Evet, Poyraz kardeşimiz gelmiş. Poyraz kardeşimiz de AK Partililere söyleyemediğini benim üzerimden söyleyen kardeşimiz. Şimdi diyor ki AK Partililerin hepsi diyor Ziya diyor. İşte diyor ben oradakilere diyor işte söylediğim zaman bana kızıyor. Başkan diyor, genel başkan diyor, sen diyor benim sesim olur musun? Ben buradan onun sesi oluyorum. Dediği gibi hepsi Ziya, gerçekten de Ziya. Hani vardı ya rahmetli Münir Özkul'un Ziya diyordu hatırlarsanız. Ne demiş? Böyle şimdi bakalım bugüne kadar ne yapmışız, ne etmişiz? Emeklilerimizle ilgili
Arada gene tekrardan konuşacağız. Emeklilerle ilgili yorumlar gelirse bunlarla ilgili cevap vermeye değineceğiz. Mesela adaleti konuştuk, hatırlarsanız. Ne dedik adaletle ilgili? Bu arada bakalım gündemimizde başka nelerimiz varmış. Demişiz ki aylık bağlanma oranları ile ilgili emeklilerle. Mesela emekli olduğunuz aylık bağlanma oranları biliyorsunuz eşit değil. Biriniz 7500 TL alırken biriniz işte 25.000-30.000 TL alabiliyor. Az önce Yavuz Selim kardeşimizin de dediği gibi işte gençken hani böyle paralar toplanabilir mi gibisin, ama tabii bu her aile için geçerli olmadığından dolayı bu biraz zor Türkiye'de. Çünkü şöyle söyleyeyim, ben siyasetten öncesinde sigorta işiyle uğraştığım için bireysel emeklilik ve hayat sigortaları satıyorduk o zaman. Ve bireysel emekliliğe giren kişilerin sayıları çok azdı. Çünkü en ufak şeyde hemen oraya gidiyorlardı. Biliyorsunuz bu hükümet de çalışanlarla ilgili bir BES sistemi çıkarttı. Bireysel emeklilik sistemi çıkarttı. Kendi maaşından kesiliyor işte. İşveren bunu kesip bireysel emekliye yatırmak zorunda. Ama tabii bu sistemde tam gitmedi. Çünkü oturtturamadılar. Altyapısını tam yapamadılar. Halkı bilinçlendiremediler. Yani bireysel emekliliğin ne olduğunu. Çünkü her zaman şu söyleniyordu. Biliyorsunuz emeklilik yaşı 60'lara 68'lere çıkartılması. İşte oradaki 10 yıllık bekleme süreleri, işte emekliliği beklemesi. Buralar tam anlatılamadığı için ne demiş Poyraz? Poyraz kardeşimiz diye ben okumadığım zaman canı sıkılıyor. Diyor ki aynen muhtarım diyor. Doktor demiş kendi haline bırakın. Bence de hepsini kendi haline bırak. Ben de onların hepsini kendi hallerine bıraktım zaten. Poyraz hiç sıkıntı yok o konuda. Bu arada muhtar deyip geçme Poyraz. Bak bir parti genel başkanından, bir parti il başkanından, parti ilçe başkanından daha şanslar. Adamların kanunları var. O konuda rahat ol bak. Muhtar deyip geçme. Bak sonra kazayla muhtar olur senin mahalleye. Yanarsın yemin ederim. Bilmiyorum hangi mahallede oturuyorsun. Bilgin olsun yani. Bu arada da hatırlarsa Poyraz iyi hatırlar bunu. Sayın Erdoğan için demişlerdi ki muhtar olamaz. Şimdi burada Poyraz benim için diyor muhtar olamaz diye. Yakında beni zorla cumhurbaşkanı yapacak burada. Gidişatı ona doğru gidiyor. Aylık bağlanma oranlarında ben eşitlik tarafındayım. Her ne olursa olsun nasıl eşitlik tarafındayım? Emekli olduktan sonra insanların bence eşit maaş alması lazım. Çünkü bu ülkede Yavuz Selim kardeşim gibi tiyatrocu kardeşlerimiz de önemli. İşte bizim il başkanımız gibi müzisyenler de önemli. İşte çünkü şarkı sözü de yazıyor bizim il başkanımız. MSG üyesi, kendisinin de söylediği gibi. Ne bileyim, çöpçünün yoldaki çöpü temizlemezse sağlığımız bozulacağı için çöpçünün de bu ülke adına çalışmaları var. Ve bunlarla ilgili birçok şey olduğu için ben diyorum ki emekli olunduğu zaman herkes eşit maaş almalı ki hayatı daha güzel yaşayabilsinler. Bugüne kadar çektikleri sorunları, zulümle. Ben buradan bununla ilgili çalışmalar yaptım. Acaba yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. Ben şunu gördüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi bunu kaldırabilecek bir güçte. Her ne olursa olsun biz bunları çözebilecek ve yapabilecek güçte. Ne demiş? Maaşları sen dağıtırsın demiş. Evet, Poyraz da bazen böyle çok adını alınca ne yapsın? Ayşegül hoş geldin. Hepimiz süperiz Ayşegül. Yani şöyle, bu ülkede hepimiz biliyorsunuz apartman yönetimine dahi katılmayan arkadaşlarımız var. Apartmanlarda toplantılar olur. Ben apartman yöneticiliği de yaptım. 180 tane dairesi olan bir apartmanda apartman yöneticiliği de yaptım. Zordur. 180 tane kat maliki vardır. Bunun 2 tanesi, 3 tanesi toplantıya gelir. Geri kalanları birbirine vekalet verir. Vekaletle gelirler. İşte vekalet toplama peşine gidilir. Dedim ya, apartman yönetimine dahi sahip çıkmayan bir toplumdan bahsediyoruz. Milletimizden bahsediyoruz. Bu yüzden siyasi partiler değerli ve önemli. Herhangi birinde de olsa muhakkak görev alın. Fark etmiyor. Görüşünüz Adalet Birlik Partisi'ne yakınsa bizlerde görev alın. Görüşünüz daha farklı partilere yakınsa onlarda görev alın. Ama şunu söylemeyin, işte ben siyasette işim olmaz. Siyasette hepinizin işi var. Bunu söyleyeyim, doğduğunuz günden öldüğünüz güne kadar hepinizin siyasetle işi var. Neden? Çünkü buraya gelen milletvekilleri ne için geliyorlar? Burada bir şeyleri çözmek için geliyorlar. Çözmeye
Kaç hafta oldu? Neredeyse 1-2 ay geçti. Mayıs olsa, Mayıs, Haziran desek, nereden baksanız, hadi şeyi de sayma, 3 ay diyelim. 3 ayda 5000 TL'yi zor verdiler. Onun için mücadele verildi. Dediğim gibi burada herkesin bu siyasetin içinde olması lazım. İl başkanlığında, ilçe başkanlığında buralarda her ne olursa olsun muhakkak görev almanız gerekir diye düşünüyorum. Abdülkadir Başkanım, hoş geldin. Bir saniye bakalım. Bugün kim katılmak isterse herkesi yayına alacağım. Başkanım, hoş geldin. Bu arada ben bakayım başka katılmak isteyen arkadaşlarımız var mı? Doğan Bey yayında ama konuşmuyor. Doğan Bey, bizi duyuyor musunuz? Abdülkadir Başkanım, hoş geldin. Nasılsın? Ekrem Başkanım, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Vallahi yine dediğim gibi biraz yoğunluk vardı. 10-15 dakika sonra çıkmam gerekecek. Herkes hakkını helal etsin. Tabii ki. O zaman şöyle bir kendini tanıt istersen başkanım. Madem 10 dakika sonra ayrılacaksın, bir kendini tanıt. Seni arkadaşlarımız da bir tanımış olsunlar. Çünkü her gün yeni yeni yüzler geldiği için. Tamam. Ben Abdülkadir Bozkurt. 2018'de siyasete başladım. 2 yıl yeni de Refah Partisi'nde başkan yardımcılığı, STK'dan sonra başkan yardımcılığı görevini yürüttüm. Daha sonra EYT derneğinde bulunmam, yönetiminde bulunmam hasabıyla EYT'lerin Umut Partisi'ni kurduk. Genel başkanlığına yürüttüm. 2 yıl o partiyi yürüttükten sonra birkaç parti bir araya gelerek Milliyet Partisi'ni bir araya getirdik. Halen de siyaset yapmaya çalışıyoruz. Hani daha önce de söylemiştim ya, Hazreti İbrahim radıyallahu anh yanarken karınca su taşımış demişler, ya sen neysin karıncasın demişler. Yani bu taşıdığın suyla neyi söndüreceksin? Safımız belli olsun. Biz halkımızın, milletimizin yanındayız. Bu vesileyle tabii siyaset insana çok şey öğretiyor İlkan Başkanım. Biliyorsunuz biz sizle yaklaşık 5-6 seneye yaklaştık. Evet. Bu süre bir arkadaşımız var. Evet başkanım. Her şeyi gördük ve her şeyin artık bu memleket için çözümünün ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ülkenin artık tüketen değil de üreten bir ülke olması gerektiğini, tarım hayvancılığın kendi kendine yeten bir hale gelmesi için gerek projelerin yapılması gerektiğini. Şimdi emeklerle, biraz önce girdiğimde emeklerle ilgili konuşuyordunuz. Hı-hı. Gerçekten o kadar çok böyle aklımızın almadığı şeyler var ki. Mesela 6 ayda bir çalışanlara ve emeklere zam yapılıyor. Sonra ne oluyor? Siz Haziran'dan Ocağa kadar, yani Temmuz'dan Ocağa kadar enflasyonun altında eziliyorsunuz. Bir TÜİK var. TÜİK'in başındaki yöneticiler de zaten hükümetin kontrolündeki insanlar. İstedikleri, hükümetin vermiş olduğu talimatlara göre bir enflasyon oranı çıkarıyorlar. Kaldı ki o kadar inanılmaz ki hükümet bile onlara verilen o enflasyon oranına inanmıyor. İnsanlara refah payı diye bir şey çıkartıyor. Bakın yani kendi TÜİK'in vermiş olduğu enflasyon oranına inanmıyor. Ya diyor, bu kadar olamaz. Bunlara da vur dedik, öldürdüler. Bari biraz refah payı. Seyyanen biraz para verelim diyorlar. Aynen öyle. Şimdi emekler gerçek manada çok zor durumda. Seni 6 ay enflasyonun altında eziyor. 6 ay sonra diyor ki gel ben sana diyor işte diyor şu kadar zam yaptım diyor. Ya bu gerçek manada söylüyorum. Ev kiralarının 10 bin lira, en az 10 bin lira olduğu bir ülkede 11,5 bin lirayla asgari ücretle 7500 lira emekli maaşında yaşamak mümkün mü? Bu insanlar ne yapacaklar ya? Niye insanları itibarını, onurunu zedeliyorlar? Niye insanı, gayeleri onurlu yaşatmak değil? Ben çok merak ediyorum. Gerçekten şu anda ekonomik olarak Türkiye'de bir %15'lik kesim var. Rahat bir şekilde yaşıyorlar. Diğer %85 de artık orta direk diye bir şey kalmadı. Onu söyleyeyim, belirteyim. Diğerleri de hayat şartlarında mücadele etmeye çalışıyor. İnsanlar günü de kurtaramıyorlar artık. Yani ay sonunda acaba hangi faturayı önce ödesem, son güne hangisini bıraksam, acaba bunu nasıl yapsam diye kendi kendilerine psikolojilerini bozarak bir plan yapmaya çalışıyorlar. Ekonomik plan yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. Yani ben bu gidişatı her zaman söylüyorum. Hatırlarsanız 2 sene önce 2021'de ne demiştim ben? Birçok yazım da var. Haberlerde de çıktı. Ekonomide bu daha iyi günlerimiz demiştim. Evet. Ben tekrar söylüyorum. Ekonomide bu daha iyi günlerimiz. Para basmakla Merkez Bankası gece gündüz çalışmakla bu ülke düzelmez. Para basmak enflasyonu arttırır. Kaldı ki ben hep şunu söylerim. Mesela ben Görük çocuğum. Kendim Osmaniyeliyim.
Bizim kendi bütün akrabalarımız çadırlarda yaşarlar. Daha da izleriz. O yörük çadırın içerisinde her şeyimizi kendimiz üretiriz. Yumurtamız, tavuğumuz da vardır, büyükbaş hayvanımız da vardır, peynirimiz de yaparız, yoğurdumuz da yaparız, kaymağımız da yaparız, fasulyemizi de ekeriz, pırasamızı da ekeriz, domatesimizi de ekeriz, kendi kendimize yeteriz. Sonra ne yaparız biliyor musunuz? Mesela örnek tereyağı yaptık, tereyağı markete götürdük, deriz ki kardeşim bak, su yok, katkı maddesi yok, doğal tereyağı, ben bunu sana vereyim, sen de bana üretemediğim ne var? Örnek veriyorum nohut. Üretemediğim ne var? Kuru fasulye. Üretemediğim ne var? Çay. Üretemediğim ne var? Şeker. Beclaj usulü alırız. Biz para kullanmıyoruz. Tekrar söylüyorum. Bakın kendi kendimize yettiğimiz için para kullanmıyoruz. Ve bizim beslendiğimiz o doğal yaşamı inanın şu anda Türkiye'de en lüks yaşayan insanlar bile sağlayamazlar. Çünkü biz tarlada, bahçede o ürünü anlık topluyoruz, yıkıyoruz, yiyoruz. Ama çok parası olan insanlar o ürünü almak için para ödüyorlar. Ki kaldı ki o ürün tarladan ona gelene kadar 2-3 gün geçmiş oluyor. Yani velhasıl üretmekten başka bir çaremiz yok. Devleti küçültmek kimseye fayda sağlamaz ama devletimiz her alanda küçülmüş. Gördüğünüz gibi özelleştirme kapsamı adı altında tüm kamu kuruluşları şirketlere satılmış. Bir de ben şeyi çok merak ediyorum. Hep şunu söylüyorum. Efendim bunlar zarar ediyordu. Ya hiç zarar eden bir işletmeyi. Hepimiz az çok ticaretinden geliyoruz. Evet. Zarar eden bir işletmeyi. Bir şirket alır mı ya devlete ait bir kamu kurumunu? Ben çok merak ediyorum ya. Niye alıyor? Sonra bir bakıyorsun ki o şirketler daha fazlasına satılıyor. Tabii. Ya olağanüstü kar ediyorlar. De ki kardeşim sen daha bir devletin kurumunu yönetemiyorsun ya. Devletin kurumunda liyakatli adamları koyup yönetemiyorsun. Şimdi Kakanovis dönemini yaşıyoruz biliyor musunuz? Kakanovis. Belki ilk defa duyan arkadaşlar vardır. Geçen gün ben de bir kitapta okudum. Kaka biliyorsunuz Yunanca bir kelime pislik anlamında. Novis ise namustan. Yani diyor ki hırsız yöneticilerin olduğu düzen diyor. Ve diyor hırsız yöneticiler de insanlar bu insanları seçer başa getirirler diyor. Biz ne diyoruz biliyor musunuz oy verirken? Ya bunlar çalıyor ama yapıyor. Yapıyorlar. Evet. Bir niyet olabilir mi ya? Niye şunu diyemiyorsun? Benim yöneticim liyakatli insanlara görev verir. Ülkede en büyük sorunlardan bir tanesi de liyakat. Her bürokrat ne zaman yönetime geçse kendi eş dost akrabalarına iş güç olanak sağlıyor. Ya kardeşim niye işin ehline vermiyorsun? Niye bize kıyameti bekletiyorsun? Hadis var ya diyor ki bak işi ehline verin. Kesinlikle. Ehline vermezseniz kıyameti bekleyin. Kesinlikle. Sen tutup da amcanın oğlunu, dayının oğlunu falan partideki, kendi partinin içerisindeki bir ilçe başkanının yeğenini bir makamlara getirmekle bu ülkedeki sorun sıkıntıları nasıl çözeceksin ya? Nasıl çözeceksin? Benim, kesinlikle. Daha önce ben belli bir süre memuriyet görevi yaptım. Memuriyet görevinde yanımda bir memur arkadaş vardı. Kendisi Siirtli Pilloluydu. Siirtli Pilloluydu. Emine Hanım'ın da akrabasıymış. Adam benim yanımda sivil memurdu. Şu anda bir ilin spor il müdürü ya. Spor il müdürü. Allah'ınızı severseniz ya. Arıyorum. Diyorum. Sağ olun başkanım siz ne yapıyorsunuz diyor. Ya diyorum ne yaptın ne ettin. Sen nasıl spor il müdürü oldun diyorum. Ya diyor vallahi diyor işte olduk diyor ya. Ya diyor peki diyor lise mezunuydun. Bakın şimdi lise mezunuydun ne yaptın. Vallahi işte dışarıdan diploma aldım diyor. Yani yazık günah değil mi kardeşim. Bu adam sporcular nasıl spor il müdürü olur. Allah'ınıza kurban olayım ya. O şehirde spordan ne bekleyebilirsin ya. Ben çok kızıyorum çok. Bakın önce liyakat. Kesinlikle. Sonra her alanda adalet. Adalet ama turist Ömer'in adaleti değil ya. Hazreti Ömer'in adaletini yap. De ki 85 milyon güzel yaşayacak. 85 milyon fakirlikten kurtulacak. 85 milyon ağır vergilerin altında ezilmeyecek. Sen tutuyorsun vergi koyuyorsun. Bütün insanlara aynı şartlarda vergi koyuyorsun. Yazık kardeşim. İnsanlar gelirlerine göre vergi ödesin. Avrupa'da öyle değil mi? İnsan gelirine göre vergi ödüyor. Her şey standart. Senden vergi aldım, ondan da vergi aldım. Zenginden de aynı vergi alıyor ve fakirden de aynı vergi alıyor. Yani diyorum ya bu gidişat gerçekten beni tedirgin ediyor, gerçekten beni korkutuyor. Ben herkese saygılar sunuyorum İrfan Başkanım. Teşekkürler Başkanım. Bak bunu helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun Başkanım. Görüşmek üzere. Evet dediğim gibi az önce Abdülkadir Başkan'la beraberdik. Kendisini de takip etmenizi rica ediyorum. Çünkü kendisiyle canlı yayınlarda böyle karşılıklı görüntülü olarak yayın yapabilmemiz için 1000 aboneye ulaşması gerekiyor. Bu konuda destek verirseniz sevinirim. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Ne dedik? Aylık bağlanma oranlarıyla ilgili konuşuyorduk. Aylık bağlanma oranlarında ben eşitlik tarafındayım. Emekli olduğunuzda herkesin eşit maaş alması tarafındayım. Az önce bir
tiyatrocu kardeşimizin dediği gibi hani belki gençken çalışıp bunları biriktirebiliriz demişti ama bu ülkede çok zor, bu şartlarda çok zor. Çünkü her ne olursa olsun bazı şeyleri aşabilmek adına, bu arada bir saniyenizi rica edeceğim. Seval Hanım'ı alalım yayına. Bugün kim yayına katılmak isterse sorgusuz sualsiz yayına alacağız. Konumuz... Biliyorum, hepinize hayırlı günler. Merhaba, hoş geldiniz. Ben İzmir Buca'da yaşıyorum. %99 ağır engelli erkek kardeşimle yaşıyorum. Hı hı. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ben şöyle bir görüntü göstermek istedim sadece. Kardeşim %99 ağır engelli. 15 Temmuz 2006 elektrik çarpması, ev kazası sonucunda kalp durması, beynin oksijensiz kalışından dolayı hipoksi ansepalopati. Mustafa 17 yıl bitti, 18. seneye girdi, evde bakım hastası. Hı-hı. Mustafa 7,5 lira maaş alıyor, 496 lira SGK bez parası veriyor. Biz çok sıkıntılar çekiyoruz, çok zorluklar çekiyoruz. TikTok'ta sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ve dilenci muamelesi görüyoruz. Biz iki kardeş yaşıyoruz. Biliyorsunuz ki sizin kardeşleriniz, sizin anneleriniz, babalarınız ne kadar değerliyse benim de erkek kardeşim o kadar değerli. Ben kardeşim için kendi hayatımdan vazgeçtim ama biz 7,5 lirayla geçinemiyoruz. Ve evet. Elim ayağım titriyor. Anladım. Öncelikle çok geçmiş olsun. Bu kaymakamlıkta vakıflar var. Onlara gittiniz mi? Hangi ilçedesiniz İzmir'de? Maalesef yetim maaşı ve mağdurun emekli maaşı aldığımız için bir yıldır evde bakım parası bile ödenmedi. Evde bakım parası için eve giren maaşı biliyorsunuz. Asgari ücretin birazcık üstünde olduğumu vermiyorlar ama. Onunla ilgili şöyle bir şey yapalım mı? Bize bir mail atabilir misin çocuğun durumuyla ilgili? Bakalım biz ne yapabiliriz orada valilik kanalıyla. Belki destek olmaya çalışır size. info@abparti.org.tr mail atmakla ilgili bir sıkıntınız varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz bize. WhatsApp'tan da ya da buradan TikTok'tan yazdığınızda sizden rica edeceğim, çok yazanlar oluyor. Bazen gözden kaçabiliyor. Dediğim gibi mail atarsanız bu konuda ben size söz vermiyorum ama destek olmak için vali beyle, kaymakam beyle bir görüşeceğim. Ne yapabiliriz sizinle ilgili diye. Bu arada çok geçmiş olsun kardeşimize. Çok teşekkür ederim. Sizlere Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. İnşallah hepimize. Hoşçakalın. Sağ olun, görüşmek üzere. İnşallah. İrfan Bey. Aleykümselam, hoş geldiniz. Ben Erzurum'dan arıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz İrfan Bey? Sağ olun. Teşekkürler. Koşturmaca böyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Benim oğlan da 5 aydır 6 aydır oradaydı. Askerdi. Erzurum'da yaptı askerliğini. Neresinde? Yakutiye'de. Ya deseydi, önce tanışsaydık ziyaretine giderdik. Olsun, canınız sağ olsun. Erzurum'da bir çay kebabı, bir de kadayıf dolması yediriyorduk. Tabii Erzurum'da öyle sıcak kalmayız. Yani biliyorum. Erzurum Kongresi'nde oradaydım. Sağ olsun bizim il başkanımız artık bizi orada çağ kebabı yemekten doyurdu. O derece kaldık şimdi, orada yani. Hangi partiden efendim? Bizimki Adalet Birlik Partisi. Bu genel başkanı kim ya? Ben... Şu an genel başkanıyla görüşüyorsun. Ha, öyle mi? Evet. O zaman memnun oldum. Sayın ben başkanım. De memnun oldum. Şimdi demin bir ben de emekliyim de. Hı-hı. Eşit maaşından bahsettiniz de bu eşit maaş size göre nasıl bir şey Sayın Başkan? Şöyle, mesela siz nereden emeklisiniz? Hangi kurumdan? SSK'dan. SSK ama ne iş yapıyordunuz mesela emekli olmadan önce? Ben fabrikada formendim. Tamam, fabrikada formendim. Ben de diyorum ki bu bizim parti olarak düşüncemiz. Mesela formendiniz, işte şu anki emekli maaşınız anladığım kadarıyla 11-12 bin liraya yakın bir maaş alıyorsunuz. Yok, fazla diyorum. Maaş alsın tarafındayım ben. Her ne olursa olsun. Şimdi belki o anda siz hayat şartları ve ülkenin getirdiği veya ailenizin durumu sayesinde okudunuz, bir yerlere geldiniz, formen olabildiniz. Başkaları da okudu, işte mühendis olabildi ama her aile sizin kadar, bizim kadar şanslı değil. Ben de diyorum ki bari en kötü yaşamlarının son anlarında, yani artık 68'den sonra yaşayacağımız ömür belli. Şurada 15-20 sene. Hadi taş çatlasın 25 sene. Bari o 25 seneyi güzel, huzurlu geçirsinler. İşte torunlarına
harçlık verebilsinler. Bakın şu an siz gene iyi maaş, yani normale göre gene iyi değil. 15 bin lira da bir para değil şu an, artık bir anlamı kalmadı. Ama 7500 TL maaş alıp geçinmek için uğraşan çok aile var biliyorsunuz. Belki ben de size buna isimden bir cevap vereyim. Tabii ki. Şimdi ben arkadaşım 2 yıl önce 3600 günden emekli oldu. Şöyle balkodan. Şimdi bu 3600 askerliğini bilmem neyini falan filan neyse bir şey yaptı. 3600 günden emekli oldu. Ben o günkü şartlarda bunun 3 katı maaş alıyorum. Bugün o zattığım maaşı bugün gelmiş oldu 7,5 lira. Şimdi ben de şunu diyorum. SSK'da şu prensip var. Ne kadar fazla prim, ne kadar gün sayısı fazla, ona göre kademeli maaş falan. E şimdi sen getirmişsin bana, ben tavandan ödemişim. Bak ben devlet, yani devlet kurumları işçi olarak emekli, tavandan ödemişim. Siz diyorsunuz ki 3600 gün efendime söyleyeyim olup da emekli olan adama da 10 bin lira verelim. Aşağı 11 bin bir gün olan da aynı maaş veren. Peki bu... Peki, ben size şu kadar söyleyeyim. Hayatınızda ne değişir? O arkadaşın 10 bin lira alması, sizin 10 bin lira almanızı hayatınızda ne değişir sizin? Neyi kaybedersiniz? Şunu kaybederim ben. Ben de şunu derim. Derim ki ben köy şeyi vardı, sigortaları vardı. Biliyorsun değil mi? Adam, ben mesela atıyorum ben 500 lira devlete prim öderken o 20-30 lira ayda ödüyordu. Sağlık güvencesi de vardı. Şimdi ben de diyorum ki o zaman ne kadar yani gün ve sigorta yatırım prim, yani şimdi 3600 denen bunu 4 katı prim ödeyen bir insanı ayrı kulvarda... İsim neydi bu arada? İsim neydi bu arada? Recep benim ismim. Necdet. Recep. Recep Bey. Ben bunu sizin taraftan bakmıyorum. Hani böyle prim ödemiş, ödememiş, işte 3600 ödemiş. Eğer 3600 ödeyip emekli olmasa demek ki bu kanuni bir hakkı olmuş. Burada emekli olmuş. Benim anlatmak istediğim buradaki konu şu. Para değil, para her şekilde kazanılır. Önemli olan refah içinde emekliliklerini yaşayabilmesi. Mesela sizden daha yüksek maaş alan emekliler var. Mesela 25 bin lira maaş alan var. Siz istemez miydiniz 25 bin TL maaş almak? Sayın Başkanım, ben az alan insanların, evet 7,5 lira alanların çok aldı demiyorum. Elbette ki o insanların da yaşam düzeyini yani yaşamını daha güzel şey yapması onların da hakkı. Ama şunu ben diyorum. Mesela diyelim ki o 7,5 lira alanı adam 15 bin lira yaptığım zaman ben de 25 bin lira yapması gerekiyor. Onu diyorum. Ben onlara niye verildi demiyorum. Alttaki yazıyor ki parasını sen mi veriyorsun? Alakası yok kardeş. Ben dediğimi sen bir anlayabilseydin. Ben de diyorum ki... Recep Bey, ben size... Ona 20 bin lira da verirsin ama benim ödediğim prim karşılığında bir artı versin. Şimdi ben, Recep Bey, benim anlatmak istediğim bu zaten. Bak, benim anlatmak istediğim bu. Aşağıdakilerin, efendim de şimdi onlar o kadar alıyor, almaması lazım. Böyle bir zaten deme şansım yok. Çünkü benim aile yapıma, efendim duruşuma da zaten ters gelir bu. Ben de diyorum ki, evet... Şu anda bir asgari, yani bir insan ne kadar ücretle şu enflasyon karşısında aynı geçinebilir, o ücret verirsin. Ama bir tık da bana fazla verirsin diyorum. Neden onu da diyorum? Ödediğim prim karşılığında. Ben itiraz etmem. Elbette ki 7,5 lira emekli maaşı azdır. Yani 7,5 lira dedin ne ya? İki defa alışverişe gidiyorsun. 5-6 bin liraya. Ben daha dün gittim 4 paket, yani 4 şey aldım. Diyelim poşet malzeme aldım. 4 bin liraya. Doğru. Doğru, yani geçilmesi zor. Yani dedim ya, 15 bin lirayla geçilmesi de zor. Dediğim gibi Recep Bey, bu bizimki parti olarak düşüncemiz. Ben bunu bu arada ben 2023'te Cumhurbaşkanı adayıydım. Bilmiyorum takip ediyor musunuz siyaseti? 100 bin imza engeline takıldık. Gereken o 565 bin TL hazineye para yatırmamız gerekiyordu. Onu yatırdık ama para yatırmakta yetmedi. Öyle bir kanun çıkartmış ki kanun koyucular. Kendilerinden başka ülkede kimse görev almasın, kendilerinden başka kimse aday olmasın. Ben Sayın Başkanım size bir soru soracağım. Buyurun. Bu enflasyonun bu şekilde gelmesinde en büyük pay kimin olur? Hepimizin. Sadece bak şöyle söyleyeyim, hükümetin değil, hepimizin. Çünkü biz aynı kişilere 4 dönem görev verdiğimiz için bir kere o 4 dönem görev veren herkes suçlu. Biz kendimizi iyi anlatamadığımız için
Oy vermeyen taraf, mesela diyelim ki onlar oy vermeyen taraf da kendini iyi anlatamadığı için onlar da suçlu. Yani bu ülkede 86 milyon tamamı suçlu, onu söyleyeyim. Enflasyonun buraya gelmesindeki en büyük sebep sizde de var, bizde de var, hepimizde var. Çünkü üretmeyen bir toplum yetiştiriliyor şu an burada. Üretmediğin zaman... Evet, Sayın Başkan, siz siyaset yapıyorsunuz. Ben de diyorum ki, şu zaten ülkemizde belli bir enflasyon sürekli var. Var. Şimdi tabii ki bunda, yani bütün dünya zaten bu gıda tedariğinde olsun, biberle olsun, bunlar da artık zorlanıyorlar. Çünkü dünyanın 8. yere dayandı. Yani bir yerde sular çekilmeye başladı. Yani yani gelecek hiçbir zaman için öyle iyi olacağını ben sanmıyorum, olmazlar. Çünkü kıyametin alametleri zaten başladı. Yani şunu demek istiyorum. Ben diyorum ki bu enflasyonun bu kadar yükselmesinin sebebi şu. Birinci sebebi. Yani bunun ikinci sebebi de var. Üçüncü sebebi de var. Ama şimdi biz ülkemizi seviyor muyuz? Seviyoruz. Şimdi ben demiyorum, bir şey demiyorum. Bugün mesela EYT'den bir sürü insan var, değil mi? 5 milyon insanımız var EYT. Ben de şunu diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı 1,5 yıl önce dedi ki, bu 5 milyon EYT'nin sokağa çıktığı zaman, hı hı, aynen şunu dedi. Dedi ki bak, biz bu EYT'yi çıkarırsak dedi, bizim ekonomi, yani bizim bütçemiz, ekonomimiz bunu kaldırmaz dedi bak. Ne oldu? Muhalefet bunu fırsat bildi, durmadan bu EYT'nin sokağına döktü mü? Döktü. Şimdi bizde var ya, bizde hakikaten diyorum, ya bu ülke hepimizin, muhalefet de yapıcı olması lazım. Bu Recep Bey, bu ülkede muhalefet yok, onu söyleyeyim. Muhalefet de Sayın Erdoğan'a çalışıyor, onu bilin. Ben çünkü birebir bunu yaşıyorum, görüyorum. Yani siz muhalefet olduğuna inanmayın, ben inanmıyorum. Ben... Recep Bey, sizin ses bayağı uzaklaştı ama biz... Anladım. Recep Bey, güçlü muhalefet için destek lazım. Bakın, biz şu an bir siyasi partiyiz ve seçim hakkı alan bir siyasi partiyiz. Ama muhalefet ve hükümet edenler öyle bir kanun çıkartmışlar ki, mesela bizi şey zannediyorlar, işte biz hazineden yardım alıyoruz. Biz hazineden 1 TL yardım almıyoruz. Şu an mesela bu sene AK Parti 2.9 milyar TL hazineden para verilecek. 1.9 milyar TL CHP'ye para verilecek. İşte 1 milyar TL HDP'ye para verilecek. İşte böyle aşağı doğru grubu bulunan partilere veriliyor. Yani buradaki eşitsizlik zaten anayasaya aykırı. Yani bu ülkede kanunlar düzgün yürümediği sürece, bu adalet uygulanmadığı sürece bizler bunları hep konuşacağız burada. Bizden sonra gelecek nesil de bunları konuşacak burada. Biz bunların konuşulmaması adına bir siyasi parti kurduk. Değiştirebilir miyiz? Bunun için mücadele ediyoruz. Ben değiştireceğimize inandığım için bu yola çıktım. Yani dedim ya, dünyada değişmeyen tek şey var, değişim. Ne dediniz Sayın Başkan? Dediniz ki bu muhalefetin sayesinde, bu muhalefet olduğu müddetçe çok beklersin. Ana muhalefet düşmüş. İşte değiştirmek bizlerin elinde, bakın. Bu arada Recep Bey, arkadaşlar var, bir de onlara söz hakkı verelim. Niyazi Bey, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim Nizam Başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Başkan, ben bu emekli alakalı bir şey soracağım. Sen eşitlik falan diyorsun. Evet. Mesela ben şu an emekli olsaydım 8 yıl önce bekleyecektim. Tamam. Ama bu EYT'ye takıldım ve 8 yıl bekledim. Hı-hı. Çalıştım. Adam 43 yaşında emekli oldu ve 8 yıl. Bu arada 8 yıl benim hakkım mı olacak? Şimdi buradaki konu şu. Benim burada anlatmak istediğim konu sizinkinden çok farklı. Ben burada şunu söylüyorum. Diyorum ki, emekli olunduğu zaman herkes eşit maaş almalı. Ben o tarafı savunuyorum. Tabii ki siz farklı şey savunabilirsiniz. Yani bu zaten şu an biz burada bir düşün, hepimiz burada konuşuyoruz, düşünce sağlıyoruz ki. Ona göre, prime göre de yükselsin maaşta. Daha adam tabii ki 15 lira aslında emekli, 7,5 değil.
Ama bakın Türkiye'de Niyazi Bey, bakın Türkiye'de kimse asgari ücretle neredeyse çalışmıyor. Birçok firma asgari ücretten gösteriyor. 20 bin lira maaş da alsan asgari ücretten gösteriyorlar. Önce bu kanunla değiştirilmesi lazım. Çünkü bunlarla ilgili büyük sıkıntılar var. Afaki sıkıntılar var. Bu yüzden dolayı hani çalışma hayatı çok farklı gidiyor. Ben o tarafını çok net gördüğüm, bildiğim için benim buradaki düşüncem bu. Tabii bu bizim düşüncemiz. Yani biz hükümet olabilirsek, ülkenin başına geçebilirsek bunları yapabileceğimiz düşünceler. İrfan Başkanım bak, özünü kestim, adı diyeyim. Şimdi Recep Bey diyor ki 11.500 sigorta yapmış. Adam gece gündüz çalışmış, prim yapmış 11.000 kusur. Adam yattığı yerde 10 yıl çalışmış, devlet atıyorum 500 milyar yatırmış. İrfan Bey devlete 1.5 milyar yatırmış. Adam 1 milyar fazla yatırmış, tabii ki fazla almak zorunda. Sen de yatır, o da yatırsaydı 3600 de yatırsaydı düşünüyorum mesela 1.5 milyar. İşte benim baktığım taraf Niyazi Bey, Niyazi Bey ben şöyle bir araya gireyim. Bakın benim burada baktığım taraf kimin ne para yatırdığı değil. Benim burada baktığım taraf kimin ne kadar çok ne kadar az yatırdığı değil. Burada önemli olan emekliliklerini eşit şartlarda eşit olarak, yani sen 20 bin lira alıyorsan öteki adam da 20 bin lira alsın ve ötekisi, herkes eşit 20 bin lira alsın ve emekliliklerini rahat geçirsinler. Benim buradaki amacım bu ve bunu yapmak devlet için çok zor bir şey değil. Yani ödenen prim, işte siz fazla ödediniz, ben az ödedim mantığıyla ben o tarafına bakmıyorum bu işin, onu söyleyeyim. Bu arada kanatsız melek gelmiş. Buyurun Niyazi Bey, bir arkadaşa daha bir söz verelim çünkü yayını kapatacağız. Ben iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi çalışmalar size de. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Buyurun. Selam. Cumhurbaşkanı adayımızsınız. Hayırlı olsun ilk öncelikle. Teşekkür ederim. Ya ben şey soracaktım. Bu emekli konusu falan değil. Direkt şunu soracağım. Sevnalı bebeklerle ilgili Zolgansk ilçe Cumhurbaşkanı olduğunuz zaman Türkiye'ye getirilme durumu nedir? Şöyle söyleyeyim, ben onu Cumhurbaşkanı olmadan da çözeceğim zaten. Bak ben ona mücadelesini veriyorum. Yarın SMA'lı bebeklerimizle ilgili sadece 2 saatlik yayınımız var. Yarın oraya katılın, bizleri izleyin. Katılırım yayını attığınız zaman. Bir de bir şey daha. Hatta yarın bu mesela bize, ben görüyorum burada bazı arkadaşlar bize burada hediyeler falan gönderiyorlar. Ben yollamayın diyorum, onlara genellikle SMA'lı bebekleri yollayın. Bize buraya gelen bütün şeyleri, hediyeleri biz akşamleyin arkadaşlarımız, SMA'lı bebeklerimizin yapmış olduğu canlı yayınlara katılıp onlara geri iade ediyorlar. Bilginiz olsun. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Tabii ki, buyurun. Şey diyecektim. Bir de bu SMA'lı bebeklerimizin ilacı Dubai'de olduğu için yurt dışında Hepsini çok iyi biliyorum. Bakın şöyle. O yüzden isim neydi sizin? İsim neydi? Nuray Hanım, şöyle söyleyeyim. Ben SMA'lı bebeklerle ilgili bütün tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 rahatsızlıklarının neler olduğunu, hangi ilaca sahip olmaları gerektiğini, işte 5,5 kilodan 13,5 kiloyu geçemeyeceklerini, bunların hepsini sizin kadar artık öğrendim ve biliyorum. Ve bunun için mücadelesini veriyorum. Yarın sizden ricam, yarınki yayına katılın. Yarınki yayında zaten bunların hepsini konuşacağız. Sağlık Bakanlığı'na telefon açacağız tekrardan. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Ben bu ilaç gelene kadar bu mücadeleyi vereceğim sizin adınıza. Hastalıkları konuşmak değil, özür dilerim ama yani dolar hani Türkiye'de yükselince o bebeklerin de ilacı TL olarak yükseliyor artı yandan da. Evet, onu çok iyi biliyorum, evet. Sayın Başkanım, ben de konuşma yapabilir miyim Sayın Başkanım? Buyurun, buyurun. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın muhakkak katılın. Sayın Başkanım, ben bir son konuşma yapabilir miyim? Tabii ki, buyurun, sizdeyiz. Ben beni 6 ay Cumhurbaşkanı diye, 6 ay devletin başına yetişsine kadar bir şey bıraktık. Nasıl biliyor musun? Ve bu ülkede en büyük vatan hainliği ne yapanlar kimler biliyor musun? Kimler? Kazancının karşılığında vergi vermemektedir. Bu ülkenin en büyük noksanlığı vergidir. Bugün Avrupa, Amerika'da... Vergiyi zenginden alalım diyorsun, doğru mu? Kazanandan alalım diyorsun. Şimdi bir dakika, adam bak, Avrupa'da, Amerika'da, yani bu ülkelerde en büyük ceza, yani adam öldürmekten daha önemli bir ceza vergidir. Herkes kazandığının karşılığında kuruşu kuruşuna vergi vermiş olsa bugün bu emeklerin durumunu konuşmayacağız. Bugün bu ülkede enflasyonu konuşmayacağız.
Alacaksın arkadaşım, alacaksın. Tepesine bineceksin. Kuşun gibi. Alacaksın vergiyi. Bu millet refah içerisinde yaşayacak. Ben onu bunu bilmem. Yam yattı, çamura battı yok. Başkanım, şimdi üretmeden... Vergi vermiyor, bitti. Peki, seni dinlemiş olduk. Bu arada katıldığınız için teşekkür ederim Recep Bey. Şimdi ben anayasa maddelerini okuyacağım. Bizim... Evet, kusura bakmayın. Benim en büyük bütçenin sorunu herkes hakkı. Yani bence var ya, bu para işini kaldıracağız abi. Hep bir kart kullandıracağız. Köylü malını sattığı zaman kredi kartıyla satacak. Alın kredi kartıyla. Kaçısında da vergiyi göreyim. Hadi. Recep Bey, kart çok tehlikeli. Bütün her şeyle sizi sömürürler, söyleyeyim. Bunu biraz daha düşünmek lazım. Bu arada... anayasa maddelerine her gün değiniyoruz. Bugüne kadar işte 59. madde dün okuduk. Bugün 60 pardon, bugünkü sayımıza bakalım. 50 evet 55 56 şuradan da bir sistemden ben bir bakayım. Evet, 56. madde sağlık hizmetleri. Beni yayınladığınız için teşekkür ederim. Başarılar. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, anayasanın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 177 maddesini, her gün 5 maddesine değiniyoruz. Dün bazı arkadaşlar dedi ki işte anayasayı okuduğunuz zaman başkanın birçok arkadaşınız yayından ayrılıyor. O onların bileceği iş. Ben bu anayasayı okumaya devam edeceğim. Çünkü bu bir gün hepimize gerçekten lazım olacak. Nerede kalmışız? 56. maddede. Bakalım neymiş? Sağlık, çevre ve konut. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması. Herkes sağlıklı ve dengeli ve çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve maddi gücü tasarruf ve verimi arttırmak, işbirliğini geliştirmek amacıyla sağlıklı kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurabilir. Ne demiş B? Konut hakkı. Bakın bu önemli. Şu anki konutla ilgili diyor ki madde 57. Devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çevresinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler demiş. Sonra devam ediyor. Gençlik ve spor. Gençliğin korunması madde 58. Devlet, istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilim ışığında Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere aykırı karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır demiş. Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır demiş. B. Sporun geliştirmesi ve tahkim. Madde 59. Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alır. Sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur demiş. Spor federasyonlarının faaliyetlerini yönetmesi ve disiplinle ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merceğine başvurulamaz demiş. Son madde 60, buna bakıyoruz. Neymiş? Sosyal güvenlik hakkı madde 60. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatını kurar demiş. Evet, yarın diğer maddelere başlayacağız. 61. maddeden devam edeceğiz. Bugün de anayasamızı böyle bir değindik. Bu arada Necla Başkanımız, Ataşehir Belediye Başkan adımız. Bu arada bakalım bizim belediye başkan adaylarımızdan yayında bizi takip eden kimse var mı? Onlardan birini yayına alacağız. Fatih Başkanımızı alalım, davet edelim. Samsun İl Başkanımız. Adem Boğa Başkanımızı alalım yayına, davet edelim. Bakalım. İzmir İl Başkanımız, Nilgül Başkanımız burada. Onu yayına alalım. Bakalım başka kimler var? Bizi takip eden, bakıyorum şimdi teşkilattan bizi takip eden çok kişi yok. Teşkilat Başkanı'na bu konu üstünde biraz çalışmamız lazım. Anlaşıldı bu iş.
Evet Fatih Başkanım, öncelikle geçmiş olsun. Bir trafik kazası geçirmişsin dün. Şey, bir hafta önce. Sağlık durumun nasıl? Çok teşekkür ederim. Sesin iyi geliyor ama. Sesini iyi duyduk. Şu anda katılımda olan herkese teşekkür ediyorum. Bizim desteklerinden dolayı. İyi, kötü bir kaza geçirdim. Talihsiz bir kaza geçirdim. Şu anda sağlık durumum iyi. Konuya dahil değilim başkanım. Tamam başkanım. Önce bir sesini duyalım dedik. O yüzden aldım yayına. Teşekkür ederim gene katıldığın için. Çok geçmiş olsun. Kendine çok iyi bak. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, şimdi konumuz neydi? Emeklilerimizi konuştuk, gündemi konuştuk. İşte yapılan birçok konuşmalarla ilgili neler yapılıyor, milletvekilleri nelerle ilgileniyor, bunları konuştuk sizlerle. Ve bizim en önemli konumuz neydi? Eğitim. Eğitim politikamızda okullarda beslenmenin ücretsiz olmasıydı. Yani devlet tarafından, anaokulundan üniversiteye kadar bulunan bütün öğrencilerin beslenmesini ücretsiz olarak devlet tarafından karşılanması için mücadele veriyoruz. Bunun oluşması bizlerin elinde, sizlerin elinde. Bunlarla ilgili ne kadar çok biz burada çalışma yaparsak, ne kadar çok bununla ilgili mücadele verirsek, ben inanıyorum ki artık hiç kimse sessiz kalamayacak. Ve Fatih Başkan'ın mikrofonu kapatma şansın var mı? Tamam, teşekkür ediyorum. Bununla ilgili gerçekten değerli ve önemli, hepimiz için değerli ve önemli. Sizlerden ricam bizi takip etmeniz, yayınları takip etmeniz. Biz şu an Instagram'dan, bu arada Instagram'a da bakalım. Ceyhan Eraslan iş kazası demiş. Merve Kadifeli katılmış yayına. Evet, Instagram'a çok dönmediğimiz için herhalde katılan arkadaşlarımız oradan. Genellikle TikTok'tan yayın yaptığımız için, ama dediğim gibi bu yayınımızı herkesin duymasını istiyoruz. Türkiye'nin duymasını istiyoruz. Çünkü bizi duymayan ulusal basın var. Bizi duymayan ulusal basına sesimizi duyurmak adına. Ama ben şunu gördüm. Artık hani ulusal basın bizi duymuş duymamış artık benim adıma çok bir önemi yok. Çünkü buradan gerçekten sosyal medya aracılığıyla biz milyonlara ulaşıyoruz. Çünkü burada yaptığımız yayınlar kaydediliyor ve bu kayıtlar otomatik olarak sistemde kalıyor. Ve bu sistemle ilgili gördüğünüz gibi sonra girip insanlar bunlara girip izleyebiliyorlar. Bu yüzden değerli ve önemli. Beni izlediğiniz, takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarınki yayınımız sadece SMA'lı bebeklerimizle ilgili olacak. Yayına katılmak isteyen SMA'lı bebek aileleri olabilir, yakınları olabilir. Sizler belki SMA'lı bebeklerin kurtulması için, mücadele vermek için bizlere destek verebilirsiniz. Dediğim gibi her cuma günü sadece SMA'lı bebeklerimiz için yayın açıyoruz. Ne zaman bu yayını kapatacağız? SMA'lı bebeklerimizin alması gereken bir ilaç var. O ilacı devlet tarafından karşılandığı an biz en son yayınımızı Sağlık Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na teşekkür etme yayını olarak açacağız. Ve böylelikle bir daha cuma günü SMA'lı bebeklerimizle ilgili bu yayını yapmamış olacağız. Ama tabii ki bu yayını yapmamamızı kim engelleyebilir? Sağlık Bakanlığı engelleyebilir. Cumhurbaşkanlığı engelleyebilir. Nasıl engelleyebilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi engelleyebilir. Nasıl engelleyebilir? Bu ilacın Türkiye'ye getirilmesi ve bu çocukların tedavilerinin yapılmasına başladığı an bu yayını bitirmiş olacağız. Dediğim gibi her cuma sadece SMA'lı bebeklerimiz için buradayız. Yarın her ne olursa olsun sağınıza ve solunuza bakmadan katılın. Bu yayına katılmak o çocuklara destek vermektir. Yani illa geldiğinizde bir şey konuşmak gibi algılamayın. Ama bu yayında ne kadar çok kişi olursak o kadar değerli. Yarın hepinizi canlı yayına bekliyorum. Ve sorularınızla, yorumlarınızla bütün aileler katılacak. SMA'lı bebeklerin aileleri katılacak. Onlarla ilgili dediğim gibi onların bu nefes mücadelesinde beraber olmalıyız. Evet, köylü kızı demiş ki gübre mazot alamıyoruz. Çok doğru söylüyorsun köylü kızı. Ülkede şöyle bir sıkıntı var. Şu an hükümet edenlerin derdi çiftçimizin, köylümüzün ilaç alıp, işte gübre alıp, mazot alıp bunları tarım alanında kullanıp tekrardan bizlere geri dönmesini sağlamak değil. Nasıl diyorlar, biz yurt dışından bunları alıyoruz. Bunlarla ilgili işte yapıyoruz. Tek dertleri sadece kendi ceplerini doldurmak. Ben bunları görüyorum. Çünkü eğer bir
Tarım ve Orman Bakanlığı şunu yapamaz mıydı? Hani çiftçiye mazotu ücretsiz ver, gübreyi ücretsiz ver, tohumu ücretsiz ver, suyu ücretsiz ver. Sonra ÇKS sistemi üzerinden, çiftçi kayıt sistemi üzerinden bu ürünlerin tamamını al. Çünkü bak bakalım gerçekten ekmiş mi, gerçekten biçmiş mi? Çünkü o ürünü almadığı zaman onu borçlandırmak zorunda kalacak. Bunu bildiği için vatandaş o aldığı şeyleri tekrar... İşçi asgari ücreti geçti. İşçi asgari ücreti geçti. Çok doğru, çok haklısın bu konuda. Dediğim gibi bu konuda devletin sizlere kol kanat olması lazım. Neden? Aslında Türk milleti adına bu benim istediğim konu burada. Yani neden? Çünkü her ne olursa olsun şu var. Çiftçi ne kadar kafası rahat olur, ne kadar kaliteli ürün üretir, yetiştirirse bizim karnımız o kadar daha rahat doyar ve böylelikle GDO'lu ürünler değil, gerçekten verimli, denetlenmiş ürünler alıp yememiz sağlanır. O yüzden değerli, köylü milletin efendisidir. Kelimesi de buradan çıkıyor. Bu yüzden değerli bizim için köylülerimiz. Evet, sizlerden bugünkü yayınımızı bugün bitiriyorum. Gün içinde bazen TikTok'tan sizlerle canlı yayın olacağım. Gene böyle 3 mecradan olmayacağız. Yani YouTube'dan, Instagram'dan ve TikTok'tan olmayacağız. Gün içinde yayınlarımızı genellikle TikTok'tan açmayı da planlıyorum. Çünkü ne kadar çok kitleye ulaşabilirsek bizler için o kadar değerli ve önemli. Kaliteli ürün için gübre lazım ama yok, alamıyoruz. İşte benim anlatmak istediğim bu köylü kızı. Yani devletin bu imkanı size vermesi lazım. Çünkü gübreler pahalandı, tohumlar pahalandı, mazot pahalandı. Bundan dolayı mesela yarın bir saniye seni bir yayına alalım. Bakalım köylü kızı neredeymiş. Evet, köylü kızımız, hoş geldin. Selam, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. İyiyiz Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Mükemmel. Türkiye gibi güçlüyüz. Koşturmaya devam böyle. Ülkenin gündemlerini konuşuyoruz. Bu arada hangi ilden bağlandınız bize? Bursa. Bursa'dan. Aa, süper, güzel. Evet. Yakınız. Karaincir merkezimiz ama maalesef üretim çok düşük yani. Çünkü kaliteli gübre alamıyoruz, kaliteli ilaç atamıyoruz, mazot çok pahalı. Pardon, dinliyorum sizi. Elman tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince ama dediğim gibi asgari ücreti geçti, elemanların ücreti ve olmuyor yani, yetiştiremiyoruz. İstediğimiz mahsulü istediğimiz gibi yetiştiremiyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Dediğim gibi biz tarımla ilgili istersen şöyle yapalım. Pazartesi günü ne kadar çok çiftçi arkadaşımız varsa, kardeşiniz varsa, tanıdıklarınız, pazartesi günü sadece bunu dile getirelim. Buradan da Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslenelim. Hazineye seslenelim sizlerle beraber. Çünkü çiftçimizin elinden tutulması lazım ki biz GDO'su olmayan ürünler yiyebilelim. Bu bizim için değerli ve önemli. Sizin için de uygunsa bence pazartesi günü sadece tarım üzerine konuşalım. Sizler işte neler sorunlarınız neler, bunları hiç yoktan bir not etmiş olursunuz. Çözümleriyle beraber biz bunu hükümete yazılı olarak bildiririz. Önümüzdeki hafta içinde de bir şeyleri bir yerden başlamamız lazım. İlki sizinle olsun. Bak, isminiz de çok güzel, köylü kızı diye. Bu arada isminiz neydi? Sesiniz gelmedi ama. Meryem Sevim. Evet, söyleyeyim. Tamam, Meryem Hanım. Dediğim gibi pazartesi günü istiyorsanız, çünkü yayını kapatacağız birazdan. Pazartesi günü katılın ve daha çok böyle sizin gibi çiftçilikle uğraşan arkadaşlarınız varsa onlara da söyleyin. Beraber ülkedeki tarımı konuşalım sizlerle. Sorunlarınız ne? Neler oluyor? İşte traktöre ulaşabiliyor musunuz? Mazota ulaşabiliyor musunuz? Ne bileyim, gübreye ulaşabiliyor musunuz? İşçi paraları nasıl? Çünkü herhalde tarımda çalıştıracak işçi bulmak da zor asgari ücretle. Evet. Asgari ücret 12 bin lira söyleyeyim, yani 12 binlerde. Hı hı. Ve bize gelen işçiler 17-18 bin lira istiyor. Ve 3 öğün yemek, yatması, elektriği, suyu hepsi bu 18 bin liranın içinde. Hı. Çiftçi nereye verecek bunu? Gübre olmuş 1,5 milyar çuvalı. Bana en az 50 çuval, en az olarak söylüyorum, 50 çuval gübre lazım. En az 4 ton, 5 ton mazot lazım. Evet. Ve benim kazandığım senelik 300 milyar, benim verdiğim mazot 280 milyar. Yani, burada verdiğim para. Anladım. Artı yani, işçi, artı
Artı ondan sonra kendi evimizin ihtiyaçları herkes gibi benim de geçinme lazım. Elektrik desen ondan sonra geliyor, ondan sonra millete gelen yani şehirlere gelen 300-400 milyon. Bize geliyor ondan sonra köylü olaraktan 1 milyar, 1,5 milyar. Peki. Yani köylünün hiçbir avantajı yok. Anladım. Çok net biliyorum. Peki Merve Hanım şöyle bir şey var. Mesela ben bütün konuşmalarımda hatta TRT konuşmamda da böyle bir şey işte dedim ki biz çiftçiye elektriği, suyu, mazotu, gübreyi bedava vereceğiz dedim. Ve sonrasında onlardan şunu isteyeceğiz. Diyeceğiz ki Tarım Orman Bakanlığı'nın yerel yönetimlerindeki teşkilatlarından gidin çiftçimizi denetleyin bakalım ne yapıyorlar, nasıl ediyorlar. Ve sonrasında alım garantisi verelim dedik. Devlet olarak alalım biliyorsun çiftçi kayıt sistemine kayıt olmadan bunların hiçbirini yapamıyorsunuz. Yardımlardan faydalanamıyorsunuz. Sizin kaç dönüm yeriniz var? Bir şekilde. Arda Bey siz de çiftçilik yapsaydınız tamam mı? Burada diyorsunuz ki 50 çuval gübre alıp da bilmem ne diyerekten. Burada hiç onlara takılma Merve Hanım. Merve Hanım senden ricam hiç yorumlara takılma. Yorumları yapanların hepsi dediğim gibi... Hani böyle işi olmayan sadece yorum yazmak işte ben ne yapabilirim hani böyle bir hedefi olmayan insanlar o konuda rahat ol. Çünkü bir senin bilmiyor senin sorununu bilmiyor senin derdini bilmiyor senin derdine dertlenmemiş insanlar o yüzden hiç oradaki yazılan yorumlara hiç takılma. Ben bak dikkat ettiysen her gün yayındayım ben o yorumlara takılıyor olsam şu an psikiyatride yatıyor olmam lazımdı. Anlatabildim mi? O yüzden çoğu şeye takılmamaya dikkat edelim. Doğan abi bu yayında diyerekten girdim baktım. Doğan Bey yalnız konuşmuyor. Doğan Bey yayında ama bayağıdır sabah herhalde bir yarım saattir bizimle beraber mikrofonla ilgili bir sıkıntı var. Sizden ricam şöyle yapalım mı Merve? Pazartesi gününe bir organize olalım. Benim cep telefonum zaten şeyde var internette Adalet Birlik Partisi yazdığında partinin web sitesine girip orada tuşa bastığında bana ulaşabilirsin. Ya da partinin telefonundan da ulaşabilirsin. Ya da mail adresi. Hangisi senin kolayına geliyorsa hepsinden bize ulaşabilirsin. Pazartesi günü böyle bir organize olalım. Ya da istiyorsan salı günü yapalım. Sana kalmış. Hani böyle... Salı günü benim başka bir işim var da pazartesi olabilir. Sıkıntı değil. Tamam. Pazartesi konumuz çiftçilerimiz olsun ve seninle beraber yapalım bu yayını. İşte sen çiftçilerin sesi ol burada. Neler sorun var, neler eksik. Bunları da ben o arada da Tarım Orman Bakanlığı'nı arayayım. Belki bakanlıktan bir yetkiliyi yayını alabiliriz. Onlar çünkü çok kolay katılmazlar. Katılmıyorlar. Çünkü ekonomik olarak sıkıntı olduğu için bazı şeyleri duymamazlıktan geliyor. Hatta hatırlarsan bundan 2 sene önce traktörlere haciz gelmişti. O hacizi kaldıran parti genel başkanı benim işte. Bakanlıklara yaptığım yazışmalarla, bakanlıklarla yaptığım görüşmelerle traktörlere gelen bütün hacizleri kaldırttırdım bu arada. Çünkü o traktörlerin o otoparklarda yatmasının devlete hiçbir karı ve şeyi yoktu. Tamamen zarardı. Bunun için mücadeleyi verdik ve mücadeleyi kazandık. Dediğim gibi pazartesi günü o zaman konumuz tarım. Merve Hanım bizimle beraber olacak. Arkadaşları ne kadar çok tarımla uğraşan kişi varsa onları da alırsan hiç yoktan birinci ağızdan bunları duymuş oluruz. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim yayın aldığınız için. Görüşmek üzere. Pazartesi yarın da SMA'lı bebeklerimiz için konumuz var. Muhakkak katılın. Bilmiyorum etrafınızda SMA'lı bebek var mı yok mu ama önemli değil. O çocuklar bizim çocuklarımız. 1300 tane bebeğimiz varmış Türkiye'de. Kesinlikle yarın katılırsanız hiç yoktan belki onların nefesine bir nefes olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Yayın aldığınız için yani çok sağ olun. Sesimizi duyurduğunuz için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Evet, hepinize buradan saygı sevgilerimi sunuyorum. Dediğim gibi yarınki yayında inşallah çok çok kişiler olacağız. Tabii bu size kalmış. Olup olmamak size kalmış. O çocuklara nefes olmak, o çocuklara umut olmak size kalmış.